Şerifen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere ajurlu yapılan bir bayan örgüsü modeli göstermek istiyorum. Modelimiz 7 ilmeğin katlarından oluşuyor. 7-14-21 şeklinde 7 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. 2 model için 7-7-14 2 kenar ilmeği ile birlikte 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin ilk sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmekleri düz olarak örmeye başlıyorum. Kenar ilmeği ile birlikte 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek düz olarak örüyorum. İpimi bir kez dolayarak artırıyorum. Devamındaki 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Burası ilk model. İkinci modele geçtim. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 ilmek artırdım. Devamındaki 2 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Kalan 2 ilmeğimi düz örerek sıramı bitirdim. Modelimin arka tarafındayım. Örgümün ikinci sırasındayım ve ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Bu kısmı hızlı geçmek istiyorum. Çünkü herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi örgü bitene kadar ters olarak örüyoruz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin üçüncü sırasındayım. Burada bir tane ajur oluşturduk. Şimdi bu bir tane ajurun iki kenarından V şeklinde açılan yeni ajur oluşturuyoruz. Bunun için kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın burası önceki sırada artırdığım ilmek. Bu ilmeğin öncesinde ve sonrasında ilmek artırmam lazım. Bu yüzden sıradaki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve ikinci ilmeğin olduğu yerden tersten girerek topluyorum. İlmeklerimi sağ tarafa yatırmış oldum. Sonrasında bir tane ilmek artırdım. Bir tane ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırdım. Ve devamındaki iki ilmeği düz örerek topladım. Devam ediyorum. Tekrar iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve sonraki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum. Sonrasında bir tane ilmek artırdım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırdım ve iki ilmeği geliş yönünde birlikte topladım. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Ve ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Burayı biraz hızlıca geçmek istiyorum. Çünkü herhangi bir işlem yapmıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şimdi burada V şeklinde bir ajur oluşturduktan sonra bir taraftaki ajuru devam ettirirken diğer taraftaki ajuru bitiriyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sağ taraftaki ajurları devam ettirmem lazım. Hemen iki ilmeğin yönünü çeviriyorum ve tersten girerek bu iki ilmeği birlikte topluyorum. Önce bir tane ajur oluşturdum. Bir sonraki sırada iki kenar açılan ajuru oluşturdum. Bu şekilde bir ajur oluşturduktan sonra şimdi sağ tarafa olan ajuru devam ettiriyorum. İki ilmeği birlikte topladıktan sonra bir ilmek artırdım. Sol taraftaki ajuru bitiriyorum. Bu yüzden 2, 4, 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. 5 ilmek düz ördükten sonra devamındaki 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum ve tersten girerek bu 2 ilmeği birlikte topluyorum. Sonrasında bir tane ilmek artırıyorum ve ajurumuzun V şeklinde açılan sol tarafa devam eden bölümünü bitiriyorum. Bu yüzden ilmeklerimi, kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım ve sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum.
Tekrar örgümün ön tarafındayım. Şimdi başlangıçta bir tane ajur yaptık. Sonra V şeklinde ikiye açılan ajuru yaptıktan sonra artık sağ tarafa devam eden ajurumuzu devam ettiriyorum. Bir tane ajur oluşturdum. Diğerini bitirdim. Şimdi bu sırada bu defa ajurumuzu sol tarafa devam ettirmemiz lazım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi devamındaki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve bu iki ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum. Bir tane ilmek doladım. Devamındaki bir tane ilmeği düz ördüm. Tekrar bir ilmek doladım. Ve iki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Şimdi burada V şeklinde yeni bir ajur açılımı yapıyoruz. Devamındaki bir iki ilmeği düz ördüm ve sonraki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek birlikte topluyorum ve bir tane ilmek artırıyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. İki ilmeği geliş yönünde birlikte topluyorum. Bakın bu şekilde yeni bir V ajur oluşturduk. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. İlmeklerimi örgümün arka tarafında ters örerek devam ediyorum. Şimdi burada V şeklinde bir ajur oluşturduğumuza göre ilk başlangıçta sağ tarafa giden bir ajur oluşturmuştuk. Bu defa sol tarafa giden ajuru devam ettiriyoruz. Sağ taraftaki ajuru bitiriyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bakın buradaki ajuru artık sağ tarafa giden ajuru bitirdim. O yüzden 2, 3, 4 ilmeğimi kenar ilmeğinden sonra düz olarak ördüm. Bir tane ilmek artırdım. Devamındaki iki ilmeği birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi ördüm. Burası kesme yeri. Tekrar bir ilmek artırıp 2 ilmeği birlikte topladım. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arka tarafta tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi sol tarafa giden ajuru tek sıra uyguladıktan sonra tekrar aynı şekilde V şeklinde açılım yapmamız lazım. Yani şu anda ben aslında ilk başlangıçtaki yapmış olduğum tekli ajuru yapmış oldum. Şimdi burada tekrar V şeklinde bir açılım yaparak ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyorum. Hemen onu bir sıra daha göstererek modelimi bitiriyorum. 2, 3, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve bu 2 ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum. Bakın burası son örmüş olduğum, artırmış olduğum ajur. Öncesindeki 2 ilmeği topladım. Bir tane ilmek artırdım. Bu ilmeği düz ördükten sonra tekrar bir ilmek artırıyorum. Ve sonraki 2 ilmeği geliş yönünde topluyorum. Ve burada tekrar V şeklinde bir ajur elde etmiş oldum. Böylelikle sol tarafa giden açılımı tamamlamış olduk. Sağ tarafa giden ajurumuzu bir sonraki sırada tek olarak uyguladıktan sonra tekrar V şeklinde bir açılım yaparak modelimizi tekrar sol tarafa kaydırmamız gerekiyor. 2 ilmek düz olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve tersten girerek topluyorum. İkinci ilmeğin olduğu yerden girerek. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırıp devamındaki iki ilmeği birlikte topladım. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şu şekilde göstereyim bakın. V şeklinde açılımını tamamladıktan sonra sol tarafa giden artık ajurumuzu bitirdik. Bir sonraki sırada sağ tarafa giden ajurumuzu sadece tek taraflı olarak uyguluyoruz. Ve devamında tekrar V şeklinde bir açılım yapıyoruz. Yani ilk başlangıçtaki işlemlere tekrar geri dönmüş olduk. Ve şu anda ilk iki sırayı tekrarlamış olduk. 3,5 numaralı şiş ile şöyle bir parçada modelimi çalıştım. Benimle birlikte videoda iki parça, iki modeli böyle iki şey model uygulayacak şekilde tekrarlamanızı tavsiye ederim. Nasıl yapıldığını algıladığınız anda gerisi kolay devam edecektir. Çünkü ilk anda modeli kurana kadar kafanız karışabilir.
Etol şal yapımında veya yelek yapımında hırka, kazak, bluz her türlü bayan örgüsünün yapımında kullanabilirsiniz. Burası örgümüzün arka tarafı. Ben angora bir iple çalıştım. Orta kanatlı iplerle de gayet şık olacaktır. Herkese kolay gelsin.